Neyse. Evet, benim anam selfileri çekiyor böyle. Böyle geçen bir fotoğraf atmıştı. Teyzemlere gitmiş. O portakalı tutmuş çekilmiş. Onarı tutmuş çekilmiş. Bir tane fotoğrafım vardı. Çok güldüm ama bir şey dedim. Yani meyve işte ağzıma düştü. Yani öyle bir tuhaf bir pozu vardık, böyle güldüm. Şimdi bir şey yazacaktım, dedim ki neyse, dedim kalbini kırmayayım, şey yapmayayım. Yani kötü değil de böyle sadece güldüm. Herkese günaydın bu arada. Kanalıma hoş geldiniz. Niye ben günaydın diyorum? Saat 1:30'sa. Şimdi hava çok soğuk, yağmurlu. Zaten yelekten de gördünüz. Sabah kaçta başladı? 5-5:30 gibi yağmur başladı ve hala böyle, yani 7 gibi çok şiddetliydi ama şu an hafifledi. Yani şu an sadece hava kapalı ve tiseliyor. Kayınvalidemler geldi. Sabah gittim. Bir gittim, uyuyordular. Rahatsız etmedim. Daha sonra gittim, onlarla görüştüm. Yani görüştüm derken hoş geldiniz falan dedim. Ondan sonra tekrar eve geldim. Şimdi Yaren halasını gördü. Yetişemedim. Fotoğraf çekiyordu. Halasını Yaren gördü ve inanın sabahtan beri, yani kaçta uyandı, işte 10 gibi falan, hala orada. Ki Seda'ya diyorum ki, Seda kaç güne geldin? O diyor ki, daha böyle şaşırdı, afalladı, yani ne diyor bu? Dedim yani o anlamda değil, diyor ki ben şey, Yaren dedim, sen olduğun sürece eve gelmeyecek çünkü senin yanında olacak, o anlamda dedim, sordum. O da diyor ki Allah Allah diyor, acaba gönderme şeyinde misin diye düşündüm bir anda, dedi. Yok dedim, yani Yaren çünkü halalarını gerçekten çok seviyor. Allah var, onlar da öyle. Uzun lafın kısası, Yaren'im şu an orada. Biz annemle evdeyiz. Kayınvalidem de orada. Yoldan daha geldiğimiz için, yani geldi işte, Mira'yı gördü, şey yaptılar, oturdular, şey yaptılar ama fazla durmayalım. Nasılsa yoldan geldik. Zaten biliyorsunuz Şahin de hasta. Öyle. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Ben mutfağı hallettim. Bulaşık makinesini dün akşamdan unutmuşum açmayı. Onu açtım. Elimde yıkanacakları yıkadım. Mira'nın karnını doyurdum. Annem onu sallıyor. Annem gittikten sonra ben ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bu gece birazcık daha iyi uyudu Mira. Yani diğer günlere göre bugün iyiydi. Sabah saat 8 miydi, 9 muydu, annem geldi aldı. Ben de 2 saat falan uyudum. 7 miydi? Tamam. Hakkını helal et. Ne yapayım anam ya. Şimdi yarın annem gidiyor. Birazdan şimdi giderim, annemle de birazcık sohbet ederiz ama yarın artık son günü. Yani son gün derken bugün son günü. Yarın işte bu saatlerde belki artık Antalya'ya gider. Oradan da akşam 9:30 gibi uçağı var. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan da yani sonuçta evine gidiyor. Seviniyorum. Sağ salim gitsin inşallah. Gelinliğe, işte eşine, torununa, herkese kavuşsun. Ne yapalım, biz de yazın gideriz, yine bol bol hasret gideriz. Şimdi kayınvalidem bir şeyler getirmiş. Onları göstereyim, daha sonra yemek ne yapacağız yemek. Annem de bir şey söylemiyor ya, hiçbir şey söylemiyor. Ne yapayım? Neyse, hadi bakalım. Kayınvalidem oradayken işte arıyordu, bir şey istiyor musun falan, bak gelmeden söyle, şey yapayım. Ben bir şey istemedim açıkçası, sadece biz oradayken şöyle, o Diyarbakır'ın pideleri çok güzel oluyor. Ve bizim burada sadece pide Ramazan aylarında oluyor. Ama orada böyle yaz kış, yani yaz kış derken her zaman pide bulunuyor. O yüzden bir tane şöyle pide getirin dedim bana. Bunu ısıtırız, öğlen yeriz. Ondan sonra peynir getirmiş. Çok az getirebildim dedi. Biliyorsunuz Diyarbakır'ın peyniri de meşhurdur ama fazla getirememiş. Şundan sabah şöyle iki tane miydi? Evet, iki tane bundan, bir tane bundan getirdim. Annemle, bakın şurayı da az önce kopardım. Annemle ikimiz bunun bir tanesini yedik. Çünkü gerçekten güzel oluyor ama işte sadece getirme sıkıntı oluyor. O nedenle şey yapamıyorsun. Anca böyle alıp kargoya verilirse, ki kargodan da sipariş verebiliyorsun ama tadına bakmadan maalesef alamıyorsun. Bazen iyi geliyor, bazen kötü geliyor. Bazen tuzsuz geliyor, bazen tuzlu geliyor. O yüzden peynir işi biraz sakat. Anca kendini tadacaksın ve kargoya vereceksin. Çünkü diğer türlü uçakla falan maalesef getiremiyorsun. İşte bundan. Annem de bilmiyorum daha ne kadar var ama yine de ben şey olursa, ki bu zaten akşama kadar bizim biter. Ondan sonra geçen Selda işte bir şey istiyor musun dediğinde, bir arkadaşımız da Instagram'dan mıydı, YouTube'dan mıydı, Sevde işte bu hurmalardan al süt yapıyor demişti. Ben de şöyle Selda'dan hurma istedim. Sağ olsun o da göndermiş. Sabahtan birkaç tanesini götürdüm, yedim. Ondan sonra şöyle kayınvaliden yağlı ekmek
getirmiş. Bu da nasıl oluyor? Şu an belki beni Diyarbakır'dan izliyorlar ve diyorlar ki evet Feride'cim biz daha sabah bunu kahvaltı yedik büyük ihtimal. Şöyle bak yağlı ekmekle. Şöyle yağlı ekmek oluyor. Sıcakken çok güzel çıtır çıtır oluyor da. Ama sonra işte mikrodalgada falan ısıtırız. Yeriz. Bunları şimdi ben difrize atacağım. Hepsini bir anda tüketemem. Difrizden çıkarıyorum, ısıtıyorum, yiyorum ve şöyle meşhur ne diyorlar buna? Burma mı diyorlar? Burma mı diyorlar buna ya? Şöyle benim biliyorsunuz bu tarz şeylerle aram yoktu. Ma sen seversin ha. Bak pahlavanın bir çeşidi böyle bu hani kadayıflı bir şey de işte şöyle. Çünkü her Diyarbakır'dan geldikleri zaman böyle bir şey ya ben de gelirken almıştım Şahin'i. Kızlar da sağ olsun gelirken almışlar. Çünkü abisi seviyor. Birazdan çay demleriz de anacığım içersin. Evet şimdi bunları toparlayayım kaldırayım. Ondan sonra zaten bizim gerçi bu baklavayı da bitiremiyoruz. Bakın kaç gün önce alındı hala duruyor. Şimdi şuraları toparlayayım makinem çalışıyor. Çamaşırları atacağım. Ondan sonra cığıma yatak odasına gireceğim. Şimdi orayı halledeceğim. Tamam anacığım. Bu arada geçen şu elbiseyi ben giymiştim ya çok yani ev işi yapıyordum sabah işte hastaneye gitmeden. Çok beğenmiştiniz. Çok güzel yakıştı falan demiştiniz. Zaten annem bunu bana bırakıp gidecek. Niye bırakıp gidecek onu da söyleyeyim. Böyle işte şeyde normalde namaz kılarken kıyafetim var ama o böyle yaz ayları veya şey kışın çok soğuk oluyor onunla. O yüzden annem bunu bana bırakacak. Böyle namazda daha kolay olur ve bileğime kadar geldiği için uzunluğu yani şeyi bacak falan gözükmüyor. Kolları da güzel uzun. Tam kapatıyor. Yani anacığımın elbisesiyle Allah nasip ederse tekrar namazıma başlayacağım. Öyle. Şimdi ne kadar öyle dedim ya. Şimdi şu yatak odasını halledeyim. Miray oraya koyayım. Şuralara bir toparlayayım. Nereki demiş ha? Geçeyim bakayım. Sabah açılmış ne geçi girmiş ne de karını kapatmış. Ha sen de şimdi bana söylüyorsun değil mi? Ya bunu yapayım yapmıyorsun, yapayım yapmıyorsun. Dalga geçti resmen, alay etti şu an benimle ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi sen buradan yarın gideceğin için mutlu musun, üzgün müsün? Hele bir onu bana söyle. Elbette mutluyum, iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Torunum iyi, Allah'ıma şükür. Herkesten Allah razı olsun. Elbet evim iyi, çünkü torunlarım var, onda da kızlarım var, evim var, oğlum var, gelinim var, kızım. Var da var yani. Var da var yani. Şimdi İşim var, gücüm var. Evet, burada resmen diyor ki paslandım benim acil gidip bir iş yapmam lazım diyor. Çünkü orada alışmış sabahın köründe kalkıp hayvanlardan girip koca süpürgeleriyle dışarıları süpürmekten Allah şey yapıyor. Allah nasip etse Allah'ıyla Allah ulaştırsın bile hasta masta gelmek yok da öyle şimdi bir iyi güzel bir şeylere gel ah. İnşallah amin. Allah herkesin çelini çocuğunu saklasın. Allah herkese hayırlı gün ömür versin. Yüreklerini şad etsin. Amin. İçinde de bizim hayırlı yolumuzu versin. Bize bakanlar, izleyenler, destek çıkanlar herkesten Allah razı olsun. Allah herkesi sağ selamet yuvasında saklasın. Amin. Kız sabah sabah ne güzel dualar aldık. O bir de öpücük aldık. Tabii ki mesela insan alışıyor ediyor çünkü annemle bu benim 3 ayım olacak nerede ha, ama 3 aydır biz beraberiz ha. Bak bir ay geldin kaldım ben geldim bir ay kaldım bir ay yine 3 aydır annemle beraberiz ister istemez böyle insan tabii ki alışıyorsun ediyorsun ama sonuçta yani şimdi burada işte bir kızı varsa orada da geri kalanı var gel tabii ki. Ne yapacaksın? Mesela bütün çocukları orada ama ben buradayım. İşte böyle yılda bir geliyor işte. Yani mesela geçen geldiğimizde beraber gittiğimizde bitti dedi. İşte 2 sene sonra geleceğim dedi. İşte Allah'ın işine karışılmıyor. Bir ay sonra yine tabii ki o şeyle yani inşallah böyle yine ilerleyen zamanlarda işte böyle hastalık yani bu tarz şeylerle değil de daha güzel böyle sadece özlem için gelinsin yani. Çünkü bu sefer böyle apar topar geldi. İşte Mira için geldi. Ama inşallah öyle çok bir şey olmaz. Mira kızım çok iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Evet nenesi bu arada böyle bu kızı alıştırdı. Git gel arabayla.
Yarın gittikten sonra acaba bu Feride ne yapacak? Çok merak ediyorum. Hiçbir şey. Feride de yukusunda işini görecek. Uyanık olan da çocuğuna bakacak. Her işini kurtarmak zorunda yani. Zaten az önce Şahin'e diyorum ki, geldi öyle bir sabah. Diyorum ki, şimdi yarın diyorum annem gidiyor. Seda geldi, Yaren'i zaten göremem artık. Diyorum sen de artık yine annenlerde kalırsın. Mesela şu an hasta ya, şey yapmıyor ki, zaten evde kalsa bile ben genelde geceleri bu ışığı açıyorum ve salonda Mira'yla şey yapıyorum. Dedim sen de en iyisi, dedim annemin orada kalmayı devam et. Yaren dedim, halası orada, o da orada kalır. Annem de yarın dedim gidiyor. Ben kızımla dedim baş başa böyle bir yaşıyorum. Ben de gece işimi gücümü her yeri toparlarım ederim kızımla, yani akşama kadar uyuyoruz, yapacak bir şey yok. Neyse, şaka maka bir yana, zaten Seda da burada, annem de burada. Annem gidiyor ama kayınvalidem geldi. Seda da burada dediğim gibi, o bakar şey yapar. Zaten öyle fazla bir ağlayan bir çocuk değil, biliyorsunuz. Güler yüzlü meleğim benim. Bu arada meleğim de deme demişsiniz çünkü... ne bileyim, öyle meleğim deme demişsiniz. Tamam. Mira kuşum çok güler yüzlüdür. Maşallah benim kızıma. İyidir. Daha da iyi olacak inşallah. Her neyse, ben şimdi yine keçilerimi kapatmaya... Bunu yapacağım diyecektim de neyse, annem ters ters baktı. Bazen saat böyle... Bazen böyle kalkıyorum. Annem diyor ki neden diyor, ben diyor bir yere gidip geldiğim zaman evin diyor parlıyor. Ama ben burada olduğum zaman sen diyor bir işi yapmak istemiyorsun. Ben de dedim ki şimdi sen buradayken sürekli seninle oturup konuşmak istiyorum. Yanında oturuyorum, şey yapıyorum. Ama sen yokken bakıyorum ki ev bomboş. Çocuk da yatıyor. Kendimi işe veriyorum. Şimdi norm şey mi... Doğru mu? Doğru. Çünkü evde sessiz tek başına oturup ne konuşacaksın? Ama annem buradayken oturuyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz, gülüyoruz. Ne bileyim, bir şeyler şey yapıyoruz. Ve zaman gidiyor, işler tabii ki kalıyor. Ama diğer türlü tek olduğum için iş yapmak istemiyor bu can. Neyse. Neyse. Size dışarıyı da göstereyim mi? Ondan sonra artık... Yağmur durmuş ama yine de böyle kasvetli bir hava var. Soğuk. Şimdi ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Sadece yemek düşüneceğiz ne yapacağımızı, o kadar. Ondan sonra Cima akşam Mira'yı yıkayacağım. Bugün sabah üstünü değiştiremeden uyudu. Normalde ben her gün üstünü değiştiriyorum, yani böyle şey yapmıyorum. 2-3 gün aynı kıyafette gezdirmiyorum. İster istemez çocuk terliyor, ne bileyim. Çıkarabiliyor, işte süt akıtabiliyor, o yüzden onları her gün şey yapıyorum. Aa, yeşil soğan varmış ve ben bunu daha yeni fark ediyorum, düşünebiliyor musunuz? Yani dediğim gibi şey, bugün yapamadım onu çünkü şeydi, hemen uyuttu annem. Şu çiçeğe bakar mısınız, beyazdı, nasıl renk oldu bakın, çok tatlı oldu. Vay Feride. Gelsene ya. Nereye? Gelsene. İşim var benim.
Günaydın boncuk. Günaydın. Hayırlı akşamlar. Yok böyle uykudan kalktı ya. Günaydın boncuk. Sen anne gibi yastığın altına mı koyuyorsun elini? Saklıyor musun elini orada? Ne oldu boncuk? Boncuk. Yesin maması bu boncuk kızı. Yesin. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ne? Boncuk. Pik pik. Instagram'da şey var, bir tane uygulama var, böyle sıktıkça ses çıkarıyor. Pik pik. Pik. Ne? Nenesi? Al benim kızımla vakit geçir, bak özlersin yarın. Nenesi? Al kızımla vakit geçir. Özlersin yoksa. Ben de şu mutfağın o bölümü süpürdüm, şuraları süpürdüm. Çorbam pişiyordu. Şunu bir kapatalım, konuşalım, daha sonra tekrar açayım. Şöyle Allah'tan şu difrizde her şeyi doğruyorum, koyuyorum ya. Faydaları onun çok bana. Burada da su, köftelerimi çıkarmışım. Patates birazcık haşlanıp pişsin. Ondan sonra köfte yapacağım. Burada da pirincimi suya koydum. Sütlaç için. Daha sonra cıma. Şurada birkaç tane şey var. Onları elimle yıkayacağım. Makineyi boşaltacağım. Camda cam bir şeyler çok. Bakın. Makine boşalacak. Ne oldu Mira? Sana mama hazırlasın mı anne? Nene gidecek Mira. Özleyeceğiz neneyi. Mira. Şurayı açayım da tekrar güzel çekiyor oraya. Bakın. Hemen gidiyor. Bu arada size bir şey göstereceğim. Geçenlerde hatırlıyor musunuz? Bir elektrik kesildi işte şey. Daha sonra işte buzdolabı, çamaşır makinesi yandı ya benim. Ya şurasını size göstereyim. Burası da acaba ondan dolayı yanmış olabilir mi sizce? Daha bu geçmiş hali böyle simsiyah olmuştu. Şuna bakın. Şöyle. Bu elektrik şeyiyle alakası olabilir mi acaba? Ondan yanmış olabilir mi? Şu içindeki ne bileyim motorudur, şu sudur, bu sudur. Yanmış olabilir mi? Bakın. Tamam annem. Hele bir fikir verin bana. Ma emziğini versene ona, ben mama hazırlayayım. Yani orayı ne ettim ama bir geçmedi. Sizce oradaki bir şeyler yanıp da orası o hale gelmiş olabilir mi? Yani hayır ma, ben her zaman öyle yıkıyordum tabletten değil. Dur hele kızım, bak kardeşine mama hazırlayayım, dur. Dur bir tanem dur. Biberonla yıkayalım da mama hazırlayalım ona, hadi. Nene coştu coştu nene. Nene coştu. Perdemizi çekelim. Vay be. Mira, nenen çok mutlu evine gidiyor diye. Aç, aç, şey, aç. Dur kızım. Açmıyorum. Çorbam hazır. Geçtim ne yaptın mı? Geçtim diye artık seninle. Tamam. Halan geldi de, değil mi Yaren? Çorbamız hazır. Sütlacımız hazır. Şimdi güzel kaplarıma koyacağım bunu. Bu da şöyle göstereyim. Yaban mersini almışım bir zamanlar. Bundan bir iki ay önce falan. Buzluğa yedim, koymuşum. Ve unutmuşum yedim. Bunu orada. Yedim. Hatta geçenlerde niye bunu fark edemedim? Ben buzdolabı bozulmuştu ki. Şu kadarcık bıraktım, bir kez daha yaparım diye. Burada şöyle koydum. Bir tane elmayı da doğradım. Ve annem şöyle nar çiçeği getirmişti. Şekerini koydum. İşte yaban mersini. Ve böyle güzel bir renkte meyve suyu. Karkade? Bu durma karkada denilen şey olur. Karkada da bu bakşa evle açmış. Ev bile evle yapraklara istemek. Biliyorum de işte burada da bunda da var, çok var. İşte ben çok onunla yapıyorum evle. Onun şeyi çok güzel oluyor biliyor musunuz? Şerbeti. Neyse bu da şimdi hazır olur. Dolaba koyarım. Annem sever böyle şeyleri. Neden aklıma daha önce gelmedi bilmiyorum ama. İşte çorbamız da çok güzel oldu. Ve bu da sütlacımız. Şimdi ben bunu dolaba tekrar atayım. Bir kez daha yaparım. Bulaşıkları yıkadım ama tekrar nişastayı falan eritince çıktı ortaya. Evi bu tarafı da süpürdüm. Bu tarafları da süpürdüm. Bir şey kalmadı. Nenecik. Demek mutlusun, evine gidiyorsun. Gidiyoruz yani kız. Gidiyorsun yani. Tamam. Sizin ev size emanet. Bizim ev bize emanet. Koymuş kızlar. Öyle mi kız?
Ana benim güzel kızım. Az önce fotoğraf çekiyordu nenesi. Ne kadar da güzel gülmüşüm. Ay ben seni yerim pamuk şekeri. Kızım. Kızım karnın doydu mu? Sütler yedin mi sütler? Ne bu kız? He? Ne bu? Ne bu? Bugün bici bici yapacağız. Biz bici 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 yapacağız. Aç hele mama. Mama? Aç hele mama. Ты сколько будешь в день кушать, дура? Дурочка, Снегурочка. Дурочка, девочка, дурочка. Дурочка, Снегурочка. Барышка, рада, дурочка. А зонжа не было, блин, он сегодня бы гофрит. Дюн не зям, где-то она гофрит вермишки. А, то сэнда, мемлекета, я гофрит ишлэдэ. Yaren gitti dolaptan onu getirdi. Nene açar mısın dedi. Annem de böyle açtı yarısında hurt diye ısırdı. Yaren kıyameti kopardı işte ısırdın. Bu annemin üçüncü vukuatı mı diyorlar ne? Ama bir türlü öğrenemedi. Bir türlü öğrenemedi. Yaren huyuna daha alışamadı. Böyle bir şeyin al nene ye diyor. Annem yiyor ondan sonra kıyamet kopuyor. Valla bu da yamağına gözekmiyor. Geçen seneydi ama geçen sene bir tane şekerini ısırdı. Onu Yaren bir sene unutmadı. Ondan sonra halamlardaydık. Pasta. Pastasını yedi. Yine kıyamet koptu. Daha sonra geçenlerde pamuk şekerini yedi. Bugün de gofretini yedi nene. Nene de olmuş bunun çöpçüsü yiyin işte ardından. Bu da nene. Kızım şu huyundan vazgeç ya. Şunu yedin götür. Yedin götür çöpe be. At. Arkanda eşeğin yok ki senin. Seni vallahi anneannenle yollarım seni öyle bir terbiye eder ki. Anneannesinin yanında hem de bir ooo bir tertipli mis gibi kız olur. Ooo. Yerim. Perdemizi çekelim sonra bir güzel çay demleyeyim. Kayınvalidemler de gelir Seda'yla. Yarın annem gidiyor ya. O yüzden gelirler birazdan oturmaya. Yani. Yani Nerede benim kızım? Nerede benim kızım? Koş. Süpürgeyi ortalıktan kaldırayım. Bir postada çamaşır atayım. Kızım nereye? Ondan sonra bu arada bir video ister misiniz? Size sorayım. Şahin. Bilgisayarını bilmiyorum işinize ne kadar yarar bilmiyorum ama içinizde belki o tarz şeyleri bilgi almak isteyen olur. Şahin bilgisayarı kökten söküp ve yeniden bu neymiş bilmiyorum ama hard disk mi dedi bir şey. Yeniden tekrar toplayacakmış. O videoyu çekmemi ister misiniz? Çekerim arada böyle. Belki bilgi şeyi sahibi oluruz hepimiz. Böyle sökecekmiş toplayacakmış. Oy, şurası da yandı. Az önce söktü götürdü. Gelirken yenisini getirecek. Yine bir delik. Burayı yapıyoruz. Orası yanıyor. Burayı yapıyoruz. Orası yanıyor. Ben de çözemedim artık. Kaynayınca yaban mersinleri üstüne zıpladılar. Güzel oldu kıvamı. Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim. Son çık. Yarın. Baka baka. Ne yapıyorsunuz? Aslında diyor bunu, uçakta takacaksın. Yarın. Ah ne güzel nene. Diyor ki aslında bunu diyor. Yok nene çok büyüğüne oğlu bak. Ses geldi. Kızım. Diyor ki uçakta diyor takacaksın aslında da gideceksin. Ben alırım kafamı. Nasıl alacaksın kafamla? Sen deli mi oldun? Ne güzel kulaklarım dinlendi. Allah aşkına. Benim yağmur çok mu yağıyor? Yeni başladı. Saatlerimiz 10'u çeyrek geçiyor. Ve ben 2 saat önce buraya nasıl oturduysam hala burada oturuyorum. Annemle Seda gelmişti. Ah, bayağı bir oturduk ettik. Daha bir 10-15 dakika önce gittiler. Yaren de gitti halasıyla. Bak, çıkacağım geri ha. Yaren de halasıyla gitti. Orada yatacakmış bugün. Babası orada yatıyor ya. Zaten babası yatmasaydı Yaren kalmazdı orada. Ama o da orada kalacağı için oraya gitti. Biz de oturduk. Çay, sohbet, muhabbet derken bu saati ettik.
Seda sağ olsun, ben Miray'ı sallarken o da bulaşıkları işte makineyi boşalttı. Makineye doldurdunuz mu siz? Ha, evet. Bulaşık makinesini tekrar kirlileri doldurmuş ve işte çaydanlığı falan yıkamış sağ olsun. Miray'ın biberonuna kadar yıkamış. Öyle. Şimdi kalkayım. Şu süpürge hala ortalıkta duruyor. Böyle var ya. Son zamanlar artık ne yalan söyleyeyim, böyle çok şey oldum. Hani tembelleştim mi desem. Şimdi diyeceksiniz ki, bazı arkadaşlarımız diyecek ki zaten tembeldin. anacığım da yükünü topluyor. Dum. Şuraları bir toparlayayım, kaldırayım. Şahin şeye gitmiş. Ya şöyle bitki çayı mı desem, çay karışımı mı desem. Bu arada hastaneye gitmiş, bir iğne yaptırmış kendisine. İşte nefes alırken şuralarım batıyor falan demiş. Şimdi ailemizde bir kalp olayı vakası vardı ya. İşte buram batıyor, şuram batıyor falan. Bugün işte gitmiş, böyle böyle bir şeyim var diye. Onu da çekmişler şuralarını, işte bir şeyler takmışlar, çekmişler. Çok şükür gayet güzel, her şey yolunda, temiz. İşte bir iğne falan yapmışlar. Büyük bir ihtimal üşütmüş. Şu an iyi yani. İnşallah yarın daha iyi olur. Bunu da birazdan gelir. Şu an evde yok, büyük evde değil. Kaynatırım, götürürüm, orada içer. Her şey var. Allah bilir kaç tane bitki var burada şu an. Öyle ya. Hani şimdilik şu çorba morbayı dolaba kaldırayım. Sütlacım iki tane kaldı. Bu arada size sütlacımı göstermedim değil mi ben? Herkesin yeri farklı olduğu için öyle süslemelerim de güzel güzel, farklı farklı süslerim. Bu tabii ki Şahin'indir. Ama benim kızımınki de şöyle balonlar. Kayınvaliden falan yediler. Onlar gittiler işte. Ben de yedim sütlacımı. Ama sen sütlaç niye yemedin? Yok yok, ben sevmiyorum. Sevmiyorum ben kızımı. Ayağını vurdu teraziye. Çamaşırları atmışmış. Ben ah! 99 kilo. Ya ben şişi yemeyeyim ki ben. Allah Allah. 97 ne ara oldum ben? Sen gel mamunu, bir kilo da daha alalım seni buradan, 100 kilo yollayayım eve. 90 kilo, 99 kilo olmuş maşallah. Şey. Çok da gala gitmeyeceğim hadi eve. Gala kim durma? Şükür şu an kaynanası dedi ki beni koyutmamış var. Ben dedi ki bilet aldım diye. Canı sıkılmıştır ona. Gideceğim, izine gidiyor. Barabar mı uçuyor siz? Aa iyi iyi. Şey, bir arkadaşımın kayınvalidesi de beraber uçuyormuş da, yani beraber derken o da oraya Bişkek'e mi uçuyorsun sen? Dur ben sana yastık vereceğim, öyle boyun yastığı, boyun, öyle boyuna takayım. Evle yastık olaydı iyiydi. Evle boyuna takayım, yastıktır arkası. Her şeyi veriyorum sana. Başım ağrıyor. Saçımı yıkamam lazım, bayağı bir yağlandı. Seda diyor ki, aa diyor, ne ara diyor kestirdin diyor. Dedim sen benim vloglarımı izlemiyor musun yoksa? Diyor ki ne yalan söyleyeyim diyor, ev telaşı işte, taşıma odur budur diyor, şey yapamıyordum. Fırsat bulamıyorum. Evleri bayağı bir güzelmiş. Mutfağını falan çok beğendim. İnşallah Allah nasip ederse kışın gidersek güzel bir ev turu çekerim belki. Selda ne diyorsun bu konuyla ilgili? İzliyorsun biliyorum. Ama beğendim. Güzel bir yerde. Neyse hadi bakalım. Kalk Feride, kalk. Kalk. Bu kız hazır uyuyor. Buraları topladı. Erkenden bugün yatayım. Uykumu alayım ki. Ya benim olduğu için değil. Neyime bir daha söyleyeyim. Pişmanı yalan. Pisik yemez ha. Yok. Dün kuzenim gelmişti, teyzemin kızı. Şurası da ne kadar kötü gözüme batıyor şu an. Şöyle yapayım da gözükmesin. Teyzemin kızı işte şey, kızlara pişmaniye böyle paket paket, bir herkese bir paket almış. Götür teyze bunları diye. Bu da balkona koymuş. Diyor ki kediler yemez değil mi? Kediler her şeyi bırakmış da şey yiyecekler. Pişmaniye yiyecekler. Sütlacım güzel olmuş ama. Boşuna yemedin yani sonra. Vallahi ama. Hadi bakalım. Kalkıyoruz.
çalışıyoruz hadi. Hadi bakalım hadi.